Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır el açması lezzetinde hep yapmak isteyeceğiniz inanılmaz lezzetli patatesli bir börek tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. Pişmesi için 4 tane patatesin kabuklarını soydum, yıkadım, kesiyorum, üzerine su ilave ediyorum, ocağa alıyorum ve yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Patateslerden bir tanesi büyük, 3 tanesi de küçük. Orta büyüklükte patates varsa elinizde 3 tane kullanabilirsiniz. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. 1 tane yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum. Ve yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçayı da 3-4 dakika kavuruyorum. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı karabiber yani 1 çay kaşığı kadar oluyor yarım tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum patates de haşlandı suyunu süzdüm şimdi hazırladığım salçalı sosu ekliyorum ve bir ezici aparat yardımıyla eziyorum çatal ile de ezebilirsiniz 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim. ılınmasını sağladım. 1 çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı sirkeyi, üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı dolusu unu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Sos ve iç malzeme hazır. 3 tane yufka kullanacağım. Yufkalardan bir tanesini seriyorum. Hazırladığım unlu yağlı sostan 4-5 yemek kaşığı kadar döküyorum ve fırça ile yayıyorum. Yufkayı bu şekilde katlıyorum ve tekrar sostan dökerek fırça ile yayıyorum. Şimdi yufkayı 6 parçaya kesiyorum. Önce şöyle ortasından kesiyorum. Sonra her iki parçayı da üçer parçaya ayıracağım. Gördüğünüz gibi her yufkanın uzun olan kısmına hazırladığım patatesli malzemeden bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, şimdi patatesli olan bölümden başlayarak bu şekilde yufkayı sarıyorum ve kendi etrafına doluyorum. En son açılmaması için uç kısmını altına doğru alıyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Diğer parçalara da aynı işlemi uyguluyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Yaptığınız yorumlar ve beğeniler çok kıymetli. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için bu nedenle yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. İkinci yufkayı da serdim. Aynı şekilde sostan döktüm. Fırça ile yayıyorum. Diğer işlemlerin aynısını uyguluyorum. 3 yufkayı da sararak bu şekilde tepsiye yerleştirdim. Sostan bir yemek kaşığı kadar ayırdım. Bir tane yumurta sarısını ilave ettim. Karıştırıyorum ve yufkaların üzerlerine sürüyorum. Üzerlerine biraz susam, biraz da çörek otu serpiyorum. Sade olarak da pişirebilirsiniz. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altları ve üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Diğer patatesli börek tariflerini unutun bence. Yani benim tariflerimi unutmayın da. <laughs> yani bu şekilde gerçekten çok farklı, inanılmaz güzel oluyor. El açması lezzetinde. Yapımı da çok pratik gördüğünüz gibi. Daha önce denemediyseniz böyle mutlaka deneyin ve denerseniz, yaparsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Çıtırtısını da duydunuz gerçekten dışı çıtır içi yumuşak iç malzemesiyle de nefis bir börek oldu ve isterseniz dilediğiniz bir iç malzemeyi de kullanabilirsiniz bu tarifte peynirli olur ıspanaklı olur patlıcanlı olur. Yani yakıştırdığınız, kullanmak istediğiniz herhangi bir iç malzemeyle de yapabilirsiniz. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu börek tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdi de hoşça kalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.